Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla İstanbul'da her ay 5 milyon ton hafriyat çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ağaç ve peyzaj şirketi hafriyatı verimli toprağa dönüştürüyor. Hafriyat testlerden geçip işleniyor. İçine organik maddeler katılıp verimli bir toprağa dönüştürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi, kentsel dönüşümden gelen hafriyattan yılda 1 milyon metreküp ekilebilir toprak elde ediyor. İstanbul genelinde yapılan projelerde, inşaatlarda çıkan bizim bahçe toprağına uygun olabilecek nitelikteki malzemeyi toprağa alıp biz burada organik maddelerle birleştirip verimli toprak haline getiriyoruz. İstanbul'da 14 hafriyat alanından 7'si tamamen doldu. Hafriyatçılar cezalara rağmen yüklerini ormanlık arazilere de boşaltıyor. Bu hafriyatın bir kısmı Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi tarafından dönüştürülüyor. İçinde moloz olmayan hafriyat laboratuvarda testten geçiyor. Öncelikle kuruma gelmeden önce numunesi alınıp kendi bünyemizde bulunan toprak, su ve bitki analizlerinin yapıldığı laboratuvarda bu numunelerin analizleri yapılıyor. Hafriyat arkamda gördüğünüz sepede doğal organik malzemelerle gübre gibi, ponza gibi, torf gibi malzemelerle iyice karıştırılıyor. Ve son olarak eleme işlemi başlıyor. Eleme işlemi başladıktan sonra da artık işlem tamamlanmış oluyor. Ve işe yaramayacak dediğimiz o hafriyat çiçeklere, ağaçlara, bitkilere can veren verimli bir toprağa dönüşüyor. Her kamyondaki hafriyatın %80'i verimli toprağa dönüşüyor. Peyzaj işlerinde kullanılıyor. Şirketin amacı kapasiteyi ikiye katlamak. Hafriyattan yılda 2 milyon metreküp verimli toprak elde edebilmek.